Çoğu insan aksini söylese de insanlar aslında ikna edilmeye ve manipüle edilmeye muhtaçlar ve her zaman hazır bir şekilde bekliyorlar sanki. Bunun aksi durum mümkün olsaydı milyonlarca lira para aktarılan reklam sektörü dondurma reklamlarını mantıklı gerekçelerle sunarlardı. Mesela derlerdi ki bu dondurma soğuktur ve sizin içinizi ferahlatacak ve bu dondurmada kakao oranı %47. Ama hiçbir dondurma reklamı böyle yapılmaz mesela. Duygularınıza, kalbinize hitap eder ve der ki mesela cinsellikle bağdaştırır. İşte hazın doruk noktası. Evet, sen de bu zevki istiyorsun. Seni bekleyen zevki hayal ederek alt dudağına sır. Gözlerini kapa. Reklamları böyle yaparlar. Çünkü insanlar mantıklarıyla değil, duygularıyla karar veren canlılardır. Mesela insanlar şöyle yapar aslında. Duygularıyla bir karar verirler, daha sonra ona mantıklı gerekçeler sunarlar. İşte biz bu yüzden insanlarla konuşurken duygularımızı da kullanacağız. Yani daha doğrusu cümlelere duygu vereceğiz. Yani bomboş konuşmayacağız. Bir cümleyi konuşurken onu duyguyu yansıtacağız. Mesela bunun nasıl işe yaradığını gelin birlikte görelim. Dünyanın en anlamsız şarkılarından biri olan Ankaralı Yasemin'in, ya şarkı sözleri anlamsız tabii ama güzel hoş bir şarkıdır tabii. Dünyanın en anlamsız şarkı sözlerinden birini anlamlı hale getirelim. Mesela Ankaralı Yasemin'in bomba şarkısı. Başlayalım. Duygulu bir şey okuyormuş gibi yapalım. Atakule'den at beni. Gülüm. Aman aman. Gel yanıma güzelim. Gülüm aman aman. Yunanistan kızları ne don giyer ne fistan. Çalkala kızım, çalkala şehriye çorbası gibi. Bak, duygu verdik, anlamlı bir şeymiş gibi bir hale geldi. Sanki şiir okuyormuşuz gibi. Atakule'den at beni, gülüm aman aman. Gelin bir de anlamlı bir şeyi mahvedelim. Mesela Atilla İlhan'ın şiirine böyle ezik duygularla okuyalım. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adına mak gibi aklıma kazırım. Bak ne kadar iğrenç bir hale geldi. O yüzden konuşurken ses tonumuzu ayarlamak falan bunlar bir kenara, her cümlemize duygu vereceğiz. Konuştuğumuz zaman kız arkadaşımızla romantik bir şey mi konuşuyoruz? Mesela konuşurken evet ya o tarihte ben de bunu düşündüm biliyor musun? Ya da bir arkadaşlarımızla böyle komik bir şey mi anlatıyoruz? Evet, ondan sonra İbrahim aradı biliyor musun? Aradı telefonu al. Bak, heyecan duygusu. Tüm masanın ilgisini kendimize toplamamız, o enerjiyi yansıtmamız lazım. Mesela bunları yapabilmen için antrenman yapman lazım ve bunun da antrenmanı şu. Eline rastgele bir kitap alıyorsun. Kitaptan rastgele bir cümle seçiyorsun. Mesela bu cümle bugün bakkala gittim cümlesi olsun. Bu cümleyi okurken önce komik bir şey anlatıyormuş gibi. Yani komik bir duyguyla anlatıyoruz, tamam mı? Daha sonra korkunç bir şey anlatıyormuş gibi. Daha sonra üzücü bir şey anlatıyormuş gibi ayrı ayrı duygularla anlatıyoruz. Ve bunlara her zaman çalışıyoruz. İnsanlarla tek düze duyguyla konuşmuyoruz. Unutmayın, ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz her zaman önemli. Eskiden 1970'li yıllarda Süleyman Demirel başbakan olduğunda mecliste bir konuşma yapıyor. Ve diyor ki arkadaşlar diyor. Yazın Bulgaristan bize elektrik satıyordu. Kışın parayla biz onlardan alacağız. Herkes ayağa kalkıyor, alkışlıyor. Geri zekalı muhalif milletvekilleri de alkışlıyor. Ve iki cümle de aynı. Bir fark yok. İşte o yüzden ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemli. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir faydası olmayacak, boşuna konuşuyoruz ya. Boşuna konuşmuyoruz. Ya hayır, kesinlikle boşuna konuşuyoruz.